bu sosyal medyayı demişken, hep konusu gelmişken söylüyorum. Bu Facebook'ları, bu YouTube'ları, bu Twitter'ları, bu Instagram'ları, bu TikTok'ları artık daha başka neler varsa bunları kontrolsüz bir şekilde bu devlete sokmak AK Parti hükümetinin büyük bir zafiyetidir. Bu da açık. Daha resmen deli bir kurşunu, silahı devletin içine sokuyorsun. Hiçbir kontrol etme hakkı da sende yok. Yani bu çok büyük bir zafiyet. Çünkü savaşlar artık internetten oluyor. Burada Facebook açılacaksa Facebook önce burada bir büro kuracak. Muhatap alınabilecek. Devlet ona şunu kaldır diyecek, kaldıracak. Burada YouTube kullanılacaksa o da aynı. Twitter kullanılacaksa o da aynı. Bunları devletin içerisinde sokuyoruz. Yani kendi elimizle kendimizi vuruyoruz. O sosyal pencerelerden devletin aleyhine bak şimdi. Can Dündar Almanya'da. Adam Almanya'da ama bütün düşünceleri Twitter'dan gönderiyor. Devlet düşmanı bu içeri girse yani düşün kendi malını, mülkünü el konuyor şimdi. Yine geleme gelemiyor. Gelemez çünkü gelir gelmez içeri girecek. Bunun gibi daha nice diye nice şeyler. O bir şeyler söylüyor. Düşün öyle bir acayip bir düzende yaşıyoruz ki. Bu terörist babında bir insan. Almanya'ya kaçmış. Almanya'ya sığınmış. O oradan fikirlerini yazıyor. Buradaki onu fikirlerini beğeniyor. Devlet buna hiçbir şey yapamıyor. Böyle bir nizamda yaşıyoruz yani. Şimdi demokrasi sistemi. <laughs> Padişahlık sistemine zalimlik diyorlar. Padişah olsa hadi yapsın da göreyim. Onu beğenenler. On <laughs> beğenenler. Cezasız kalır mı? Böyle mi olmalı yani? Bizim nizamımız böyle mi olmalı? Teröristler bayram ediyor arkadaş. Adam teröristliğiyle yaşıyor gidiyor yani. Hiçbir sıkıntısı yok. Aa işte daha yeni bugün haberde gördüm. HDP'den ayrılan bir milletvekili mi? Kim o bilmiyorum. Adam diyor ki yani HDP'le diyor PKK'nın bağlantısını beraber olduklarını kimse inkar edemez diyor yani. Kendisi söylüyor ya. O partiden çıkan adam söylüyor yani. Böyle olduğu halde bu HDP hala Türkiye'de bir parti. Hala Türkiye'nin yüzde onu ona oy atıyor. Demokrasi sistemi. Velhasıl hani böyle bir deli kurşunu, deli bir tabancayı, silahı içeriye sokuyorlar. Biz hiçbir şey söylemiyoruz. Oradan bu devletin reisinin ailesine, sülalesine hatta hatta yaşlı annesine küfür ediyor insanlar ya. Hiçbir şey yapamıyorsun. Böyle bu nizam, bu bir Facebook dediğin, bu şey dedin yani. Deli bir tabanca ortaya atmışlar. İsteyen kim eline geçirirse istediği tarafa sıkıyor yani. Onun için bu bir zafiyet, bu bir eksiklik. Dünyanın her yerinde böyle değil. Çoğu yerlerinde yasak. Giremiyor. Allah Subhanahu ve Teala idareyi verdiyse o idareyi muntazam bir şekilde kontrollü bir şekilde kullanmak gerek. Bu da bizim bir vazifemiz.